Okula alışma süreci her öğrencide farklıdır. Kıdemli öğrenciler zaten okula alışıktır ama yeni başlayanların alışma süreci birbirinden ayrıdır. Kimisi çabucak alışır, kimisi biraz daha geç alışır. Okula alışmayan, ben okula gitmeyeceğim diyen çocuk azdır ama bu süre farklı olur. Okula alışamamalarının nedeni yeni bir ortam. O güne kadar anneleriyle beraberler, evlerinden hiç ayrılmamışlar, yeni bir yere gitmemişler. Bir de öğretmen var, ne diyeceği belli değil. Bunlar çocukların okula alışmasını zorlaştırabilir. Çocuğumuzun okula alışamadığı çok rahat belli olur. Zaten okula gitmek istemez, her gün sabah mızıklanır, ağlamaya başlar, beni okula götürmeyin der ve 3-4 kişi onu anca zorla okula sokabilir, girse de kendisini geri atar. Bunun için çocuklarımızın okula alışamadığı çok rahat belli olur. Annesine bağımlı çocuklar okula alışmakta zorlanırlar. O güne kadar annesinden ayrı kalmamıştır, ondan ayrı zaman geçirmemiştir. Okulda yalnız kalmak istemez. İstediği kadar öğretmen çeksin, o da kendisini dışarı atar. Bunun yanında özellikle hiperaktif olan, yerinde duramayan, çok çabuk sıkılan çocuklar için de okul bir ızdıraptır. O saatler geçmek bilmez. Çok tatlı bir danışanım vardı. Diyordu ki, bir gelin de şu okulda siz durun bakalım kalabiliyor musunuz? Bunun için çocuklar sıkılıyorlarsa o zaman onların okula alışmaları zor oluyor. Bir de hafif zeka sorunu olan çocuklar anlayamadıkları için okula gitmeyi istemeyebilirler. Ailelerin yapması gereken en önemli şey onu yavaş yavaş alıştırmaktır. Bir anda okula atarsanız soğuk suya atmak gibi bir etki gösterir. O şok onu epeyce etkiler. Bunun için yavaş yavaş alıştıralım, yavaş yavaş okuluna gidelim, öğretmeninden izin alalım, arada kendimizi gösterelim. Şöyle bir hafta 10 güne zaten alışacaktır. Siz isteseniz de o kalmanızı istemeyecektir, eve gönderecektir sizi. Öğretmenler deneyimlidir. Böyle çocuklar her sene çıkar. Çok fazla tedirgin olmadan yavaş yavaş onlara yardım etmek, arkadaşlarıyla kaynaştırmak öğretmenlerin en güzel yaptığı şeydir. Buna inanıyorum ama bazen de tecrübelerimiz tersini söyleyebilir, biraz daha katı olabilir. Bu çok fazla işe yaramıyor. Okul korkusu zamanında giderilmezse ileride sorun olur. Öğrenim hayatı boyunca okula gitmek istemez, okuldan zevk almaz, ders çalışmak istemez. Öğrenim onun için bir problem haline gelir. Bu yüzden okul korkusunun zamanında tedavi edilmesi gerekir. İleriki meslek hayatlarının bozulmaması, başka korkulara dönmemesi yönünden bu korkunun giderilmesi gerekir. Okul başarısını olumsuz etkiler. Okulda oturduğu tüm süre aklı dışarı gitmektedir. Okulda olmak istemediği için bir türlü derslere yoğunlaşamaz. Aynı durum evde de olur. Ders çalışmak istemez, bütün gece yarın ne yapacağım diye düşünür. Ailesinden teyit alır, beni yarın götürmeyeceksiniz değil mi der. Bu şekilde okula bir türlü alışamadığı için derslere de alışamaz. 15 gün geçtiği halde okula gitmek istemiyor ve hala okula alışamıyorsa o zaman bir durup bakmak lazım. Artacak mı? Artıyorsa geri dönmesi zordur ve daha fazla olduğunda da hiç okula gitmek istemez. Böyle olduğu durumlarda bir sene okula gitmeyen çocuklar görün. Bunun için 15 günü bulursa eğer hiç daha fazla beklemeyelim. Mutlaka bir profesyonel yardım alın. Okula alışamadıkları dönemde kısa süreli olan terapilerin çok faydası var. Bu dönemde çocuklar aileleri anlatamadıklarını bize anlatırlar. Onları dinleriz. Onların sorunlarını çözme konusunda yardım ederiz. Bu şekilde okula daha iyi giderler, okula alışırlar. Bunu yapamadıkları zaman da gerekirse 1-2 hafta küçük bir çocuk damlası veririz. Buna daha kolay alışırlar. Okula alışamama çabuk aşılır. 1-2 haftada bunun üstesinden gelir. Gelinemiyorsa da biz size yardım ederiz. Çocuğunuz okula alışır. Çocuğunuzun okulu sevmesi dileğiyle sağlıcakla kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.